Sevgili dostlar, yeni bir Bedüzzaman'dan mektup var programda. Sizlerle birlikteyiz. Her hafta, her programda olduğu gibi sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la beraberiz. Ve her hafta beraberce yaptığımız gibi Bedüzzaman'ın Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ'la Aykası ve Şualar'da yer alan bini aşkın mektubu içerisinden veya taleplerinin ona göndermiş olduğu Bedüzzaman'da kendi mektupları, kendi eseri içerisinde almış olduğu mektuplar içerisinden bir mektubu program öncesinde ihtiyaç gördünüz. Beraber programda müzakere edelim diye düşündüğümüz, arzu ettiğimiz bir mektubu bugün yine okuyacağız. Bugün Emirdağ Laikası'ndan, Emirdağ Laikası'nın ikinci cildinden bir mektubu okuyalım istedik. Bediüzzaman'a ait bir mektup değil, Bediüzzaman'a yazılmış bir mektup bu. Kendisinin Nur'un birinci talebesi dediği Hulusi abi, Hulusi Yahyagil tarafından Bediüzzaman'a yazılmış bir mektup. Söz basım yayın tertibiyle Emirdağ Laikası'nın ikinci cildindeki 91 numaralı mektup sevgili dostlar. Bugünkü Bediüzzaman'dan mektup var programımızın ana çerçevesini oluşturuyor. İnşallah. Evet. Kere, bu hafta senden dinleyeceğiz. Burada baştan anlaşıyoruz. Evet Metin abi. Bir girizgah olarak söyleyeceğimiz bir şey var mı Ahmetciğim mektupla? Yok abi ilgili. Hakikaten yani yine manidar mektuplardan birisi. Ağzına bir dersi almayı, ders çıkarmayı Cenab-ı Hak nasip etsin bize de. Bu sefer mektup sizin teklifiniz de hakikaten... Evet. Geçtiğimiz hafta işlediğimiz konuyla da... Aslında bir de şöyle tevaf var değil mi? Kastamonu Laikası 91. mektubu okumuştuk o zaman. Evet. Evet. Şimdi Emirdağ Laikası 291. Konu olarak da evet onu söyleyecektin galiba ben sözü kapmış gibi oldum. Birbiriyle tamamen irtibatlı bir mana. O mektupta konu neydi? İbadetlerde ve hizmetlerde manevi haz bu dünyada beklemek. Sonuçları tavrı, görmek. Yani sonuçları görmek, meyveleri bu dünyaya tatmak değil mi? Böyle bir zevk. Evet. Mesela namaz kıldı veya bir hizmet etti. Ondan dolayı böyle bir manevi haz, coşku filan. Hayır, bu dünya ücret yeri değildir, hizmet yeridir. Uhrevi hizmetlerin neticeleri dünyada istenmez ve beklenmez. Dünyaya tabi edilmez. Çok güzel. Dünyada ondan zevk beklenmez. Allah dilerse verir. Evet. O bir teşvik içindir. Ama... vermesi beklemez mi? Hatta neydi? Hatta sıkıntılı, zahmetli, külfetli, zevksiz olması daha şeydir. Makbuldür. Daha makbuldür. Çünkü bir yani, kural o. Evet. Hayrul umuru ahmuzuha. Evet, evet. Bunu söylemişti. Burada da daha da beteri diyelim. Yani bu dünyada yaptığı vazife, hizmet ve ibadetten dolayı bir manevi ücret bu dünyada hemen beklemekten daha beteri bir durum. Maddi anlamda da bir Allah şey belki karşıya bekleyin veya bugün böyle bir anlattık diyelim bir din iman diye anlattık. Bunun karşılığında nedir? Siyasi bir sonuç değil mi? Beklemek. Bunun karşılığında iktidar talep etmek veya iktidara evet. talip olmak gibi unsurlar. Bu manada evet birbiriyle bu 291 numaralı mektup aslında irtibatlı diyebiliriz. Evet. Emirdağ Laikası 2. cilt 91. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve mübarek müşfik üstadım. Bu sefer Hulusi abinin Nur'un ilk talebesi diye Üstad Bediüzzaman'ın ifade ettiği Hulusi Yahyagil'in Üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye yazdığı bir mektup. Aziz ve mübarek müşfik üstadım. Bu arizamı Nur'la alakadar ve haç refiklerimden Karakoçanlı Hacı Sabri kardeşimle takdim ediyorum. Mektubu getiren o herhalde. Herhalde Üstadı. O. Evet. Aracı marifetiyle bu arzularımı. Evet. Evvela mübarek ellerinizi kemal-i ihtiramla takbil eder. Bu aciz ve pür taksir kardeşiniz ve talebenizi müstecap ve mübarek duanızda dahil buyurmanızı istirham eylerim. Yani aslında mektuba girişte yine ne kadar öğretici. Evet. Saniyen Hacı Sabri kardeşimizi ve diğer yeni alakadarları da dualarınıza dahil buyurmanızı rica ederim. Tavassut eden evet. değil mi o mektubu? Evet. Mektubu götüren aracı. Salisen kardeşim Hüsrev gerek zat-ı alilerinin
gerekse diğer kardeşlerinin mektuplarını emirlerinize atfen göndermekte devam ettiği için lillahil hamd vaziyetten haberdar bulunuyoruz. Bu da yine demek ki o mektuplarda haberleşme vasıtası Hüsrev abi. Hüsrev abiye bir teşekkürü evet. Barındıran. Bir de böyle bir sistem mi var buradan, hani mesela filanla mektubu filan gönderecek filan. Muhtemelen. Kendilerince öyle bir şey mi olmuş? Oluşmuş. Bir ağ oluşmuş. Yani. Öyle bir posta ağı. Evet. Ama ona teşekkürü atlamaması. Evet. Yine evet. bir vefa evet. açısından. Evet. Sıralamada. Elbette. Hakikaten evet. ne kadar öğretici. Evet. Rabian gerek Hüsrev kardeşimin ve gerek Ceylan'ın gönderdikleri eserleri kardeşlere verdim ve parasını kendilerine gönderdim. Urfa'dan biraz daha istedim. Gelince inşallah onları da talebelere vereceğim. Eserlerden bir takımını Hacı Sabri almıştır. Hacı Sabri üçüncü defa geçiyor. Evet. Hani sadece buradan hani şu mana ben anlıyorum. Sadece hac beraber değil mi? Hacı arkadaşı olmuş. Evet. Ama hacda bir tanışmışlar muhtemelen. Evet. Fakat hani bu hacda bir tanışmadan daha öte. Bak evet, bu mektubu getiriyor. Ayrıca alakadarlığına da bir şey. Kendisi risaleleri değil mi? Daha önce göndermiş olan risaleleri almış, parasıyla almış. Okuma niyeti gayreti için olan biri. Onu bir şey. Yani Risale-i Nur'a muhatabiyette Hacı Sabri'nin bir ciddiyet içerisinde evet. olduğuna bir alamet olarak herhalde bu zikrediliyor. Öbür taraftan o tekrar tekrar zikir dualara dahil etmenin evet. bir başka biçimi. Evet. Çok hoş. Bak hala da anlıyoruz evet. Hacı Sabri'yi. Evet. Cenab-ı Hak onlara evet. rahmet Allah etsin. Allah hepsine evet. Üstad'a da, Uli Sabri'ye evet. de burada ismi geçiyor. Hüsrev abi, Ceylan abi, evet. Hacı Sabri hayattaysa bilmiyoruz. Evet. Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Hamisen, Reis-i Cumhur'un nutkundan gelen müjdeli istihracın tahakkuk etmesini eltaf-ı ilahiyeden niyaz ederiz. O nedir bilmiyorum. Ben de şahsen bilmiyorum. Evet. Menderes'in Konya nutku kapsamındaki bir kısım şeyler bu döneme has ama evet. herhalde belki Reis-i Cumhur da o dönemde Celal Bayar evet. ayrıca Menderes'in Konya nutkundan sonra meydana gelen bir şey evet. var. İmam Hatiplerin evet. açılması yani onunla meselesi. Ilgili olabilir veya bu şarkta bir üniversite falan o daha o mı da erken? Olabilir muhtemelen. Bilmiyorum hani. O dönemlere has sanki 50'lerin evet. Başlı evet. yani 50-51, evet. 52 o dönemlere ilişkin bir mektup olsa gerek. Bu, evet. 50-52 diyoruz, tahmin ediyoruz değil tahmin, mi? Tahmin evet. 50-52 evet. aralığı diyelim Metin abi ama. Tamam. Evet. Çok net bir bilgim evet. yok. O dönemde yani o malum Emirdağ Layıkası'na mektup olarak gelen Konya Nutku faslı var. Evet. O nedenle yani acaba dedim o döneme has bir şey mi ama söylediğiniz olabilir. Mana daha evet. kıymetli. Şark Üniversitesi diye bildiğimiz Erzurum'da evet. Medresetü Zehra'nın evet. küçük çaplı bir projesi gibi baktığı üstadın o evet. Erzurum'da açılan üniversiteye o müjde olabilir Reis-i Cumhur'un. Ama neticede evet. hani şunu öğreniyoruz. Şimdi mesela bu şekilde okuduk. Hani bunda bir ayrı bir ödev olarak çıkarıyorum. Şimdi aslında layıkalarda baktığımızda yani Barla Layıkası'ndan başlayarak bazı mesela Asr-ı Saadet'ten, İslam tarihinden bir olaya atıf var. Üstadın yazı ve üstada yazılan bir mektupta. Evet. Veya bir yani İslam istilahları içerisinde bir kavrama mesela bir atıf var. Veya böyle bunun gibi o gün yaşanan hadiselere dair bir atıf var. Yani tam anlamak için yani bazı mektuplar böyle bir saha çalışması gerekiyor ayrıca. Çok önemli. Mesela bu mektup ne zaman yazıldı? O yazılan tarihte işte Celal Türkiye'de Bayar neler Cumhurbaşkanı olmuştu? Ne oldu ve Celal Bayar ne dedi ve ki o nasıl bir şey işte tepki veya heyecan meydana getirdi. Şimdi bununla ilgili mesela bir saha çalışmalarına lazım. Gerek var daha iyi anlayabilmek için. Evet. Veya dahası mesela misal ne bileyim Emirdağ Layıkası bir de Mısır ve İran'daki gibi hadiseler diyor. Yani dikkat O edin diyor hani ne? Böyle değil mi o bir evet. yani mesela onu dönüp bakmak gerekiyor. Muhtemelen işte İhvan'ın Cemal Abdülnasır yani orduyla birlikte hareket edip kralı devirmesi hadisesi herhalde yani İran'da da işte o yani Musaddık'ın seçilmesi işte bunu hadiseleri kabul etmemesi Amerikan vesaire onların hani bir darbeyle onu devirmeye çalışmaları o esnada yaşanan siyasi, sosyal değil mi, hadiseler filan. Yani bunun gibi
daha iyi anlamak için yani Bediüzzaman hangi durumda neyi niye söylüyor? Yani bunu anlamak için biraz saha çalışmasına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çok. Yani eksik bırakılan bir konu maalesef. Evet. Başta şahsım olmak üzere bu konuya biraz daha yoğunlaşmak. Evet. İnşallah hakikaten zarureti var. Bunu siz söylerken yani herkes, böyle için içine Nur taleplerinin hepsi yapsın demiyoruz ama hepsinin evet. Ama birilerinin yapması bunları lazım. Yapmış olması bir gerekirdi. Evet. Hadi geçmişi geçtik. İki gerekir. Gerekiyor. Ben buradan yeteri dersi aldım. Cenab-ı Hak evet. Tatbike imkan ve fırsat versin inşallah. Sadisen Nur'un neşri ve fütuhatı için Rahim ve Kerim Rabbimiz muvafık buyurduğu nispette istihdamımız muvaffak buyurduğu nispette istihdamımız. Bir daha başlamalıyım abi evet. O zaman. Sadisen Nur'un neşri ve fütuhatı için Rahim ve Kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispette istihdamımız lillahi elhamd devam ediyor. Akşamları nurlu cemaatte. Bu ifade de ne kadar hani evet. Yani şunu demek istiyor. Baksak bugünkü dile aktarsak bu seküler bir dil olacak ama. Hani Allah'ın yani şöyle diyeyim Allah'ın izniyle deyince gene seküler olmuyor da. Mesela bugünkü dilde normalde nedir? İşte hizmet için çalışmalarımız devam ediyor. Böyle düz cümle böyle kurulur. Değil ama mi? Yani Risale-i Nur'un evet neşri için ve fütuhatı için ki bu ayırdı bir kere bu önemli. Neşri nedir? Evet daha fazla bir şeye yayılması, daha fazla insana ulaşması ama bir insana ulaştığı yetmez bir de o insanın dünyasına peki girmesi. Lazım. Değil mi? O yüzden bir kere neşri ve fütuhatı demesi başlı başına bir evet. Şey. Yani manidar. Mesela Ahmet al bu çok önemli falan diye mesela böyle bir kaba bir şekilde sunuş var. Evet. Şimdi ben Ahmet Özkılınç'a Risale-i Nur'u ulaştırdım mı? Değil. Yoksa hani yani bu ne biçim adam hani bu kitabı önerdi ama ben böyle kaba saba yani bir adam yani bu kitap eğer böyle bir şey müsaade ediyorsa demek ki bu kitapta da Allah sorun var filan diye bir duygu mesela bir halet ruhiye sebebiyet verdim. Ben acaba hakikaten haberdar ettim mi? Yoksa evet. Yani güyen neşrediyorum derken fütuhatına mani mi oldum o insanın evet. Dünyasında. Bir kere bana o bir kere önemli geldi. Neşri ve fütuhatı demesi. Evet. Sonra biz yapıyoruz değil. Nedir? Bunu bir ihsan ilahi olarak görmek. Çok güzel. Değil mi? Allah'ın değil mi rahmetinin ve ikramının bir nişanesi bu. Böyle bir hizmette istihdam olunuyor. Bir iman hizmetinde. O benim hoşuma evet. Giden bir tabirdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın istihdam programında yer alabilmek. Evet. Evet. O arada ne dedi? O istihdam programındaki evet, vazife devam ediyor. Rahim ve Kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispette. Evet. Orada da netice. Ki netice Allah'a ait. O kadar. Biz vazifemizi yaparız. Ya. Değil mi? Nereye ne kadar ulaşır? Ne kadar neşr olur? Ne kadar fütuhat olur? Değil mi? O Rahim ve Kerim olan Rabbimizin tevfikine bakıyor. Orada da bir şey var. Yani böyle bir ince ayar. Kör bir başarıya kilitlenme tavrı maalesef bazen böyle görebiliyoruz. Hani manevi hizmetlerde hani değişik örneklerini görebiliyoruz. İlle de ulaşılacak, ille de bir şey sonuç değil. Alınacak. Değil mi? Hani başarının kendisini bir şey makbuliyet alameti olarak görmek Allah gibi Allah. Adeta. Halbuki bunun karşılığında hani maddeten sayıları çoğaltabiliyorsun ama hani manen bunun ağır bedelleri olduğunu görebiliyoruz tecrübeten. Evet. Yani o bakımdan da bana gene bir cümle ama o cümlenin içinde çok hani güzel. Çok dersler var. Ne dedi? Nur'un neşri ve fütuhatı için Rahim ve Kerim Rabbimiz muvaffak buyurduğu nispette istihdamımız lillahi hamd ki bu bir hamd vesilesi devam ediyor. Evet. Çok böyle latif, evet. Veciz bir şey. İfade. Bence vazifeye devam ediyoruz cümlesi. Evet. Akşamları Nurlu Cemaat'ten mürekkep fakir hanemize gelen cemaate tedrisat-ı Nuriye'de devam umuluyor. Malatya seyahatimde oradaki alakadarların çalışma tarzlarını söyledim. Büyük doğucuların bu fakiri kendi zümrelerine katmak hususundaki tekliflerine büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür diye sordum.
evet dedikleri için sizin yalnız imani ve Kur'ani mesaildeki müşkillerinizi ve izahını arzu ettiğiniz noktaları Risale-i Nur'un yardımıyla halle çalışırım. Benim mesleğim, ihtiyar ve şuurum tahallük etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. İman ve Kur'an meselelerinize hem fikrinizim fakat siyasetle iştigal edemem. Mealinde cevap verdim. Hakikaten yine birçok hakikati içinde barındıran bir cümle. Sizin evet. Yalnız imani ve Kur'ani mesaildeki müşkillerinizi ve izahını arzu ettiğiniz noktaları Risale-i Nur'un yardımıyla halle çalışırım. Benim mesleğim, ihtiyar ve şuurum tahallük etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. İman ve Kur'an meselelerinize hemfikirinizim. Fakat siyasetle iştigal edemem mealinde cevap verdim. Bu paragrafı komple bir bitirelim bence. Sonra ondan üzerinde sonra duralım. Epey bir nokta var burada. Yalnız bu cümleden nurlarla alakadar olanlar var. Onların el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını, Kur'an'ı hatta öğrenmeye gayret etmelerini rica ettim. Malatya, Urfa, Antep'tekileri eserleri edinmeye ve alakalarını arttırmaya acizane yazılarımla teşvik etmekteyim. Şimdilik Mesail-i Nuriyen böyledir. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamd ve şükür olsun evet, ki... Pardon, burada durabiliriz. Tamam. Bilmiyorum sonraki kısım. Ben öyle şu yapalım. Paragrafı değil mi? Evet. Özü burası zaten. Şimdi burada birinci, en başta şunu söyleyeyim abi. Ben birinci cümleyi tam anlamadım. Malatya seyahatimde oradaki alakadarların çalışma tarzlarını söyledim. Kime söylüyor Hulusi abi bunu? İnanın Metin abi. He. Ben de şahsen çok biliyor değilim. Malatya seyahatinde oradaki alakadarların... Alakadarlar derken Risale-i Nur talebesi diyecek durumda değil. Değil ama... Ama muhabbetleri var, evet. Bir alakaları var. Evet. Bunu anlıyoruz. Alakaları var. Hulusi abiyle bir irtibatları var bu anlamda. Evet. Bu hizmetle ilgili bir kısım meseleleri kendi aralarında konuşmuşlar. Evet. O zaman alakadarların mı bir şey mi olacak? Orada alakadarlara mı hani çalışma tarzını söyledi? Bilmiyorum. Bu mektubu tam, bu cümleyi tam anlamadım. Onu ifade edeyim en başta. Belki şey... cümle tam ama ben anlayamadım. Yani Malatya'ya bir seyahat gerçekleştirmiş. Evet, o belli. O belli. Orada birileriyle konuşmuş, evet. Bu da belli. Oradaki alakadarlar var. Evet. O alakadarların çalışma tarzlarını söyledim. Muhtemelen bu söyleme hadisesi şeye ait olmasın. Yani Sabri mektubu taşıyan... arkadaşa ait olmasın. Olabilir. Belki böyle bir şey. Böyle, tamam. Yani detay ve ayrıntıya taalluk eden bir kısım başka şeyler var olabilir. Orada. Hani bilgiler... biz bu cümle hani bize müfhem bir cümle. Bize müfhem bir cümle, evet. Evet. Açılması gereken bir cümle. Hani demek hususi şeyler var. Muhtemelen şöyle bir durumu var. Evet. Belki orada bu manada alakadar farklı şeyler var ama bunlar arasında hani meşrep farklılıkları veya mizaj muhtemelen farklılıkları var. Bundan dolayı da belki sıkıntılı meseleler de var. Evet. İhtimal ki burada isim vermek istemiyor. Evet. Üstada mektubu getiren Hacı Sabri'ye söylemiş. Söylemiş. Bak böyle böyle bununla ilgili üstad ne diyor, ben ona göre onlara evet. Muhatap olacağım. Evet. Demiş. Herhalde böyle ölçü bir şey istiyor üstattan. Anladım. Aynen bu. Yani muhtemelen evet. O detay ve ayrıntıları burada vermek istemedi. Belki işte evet. Şer'i anlamda da bir kısım vebale evet. Düşmemek açısından evet. Da şeyi var. Hassasiyeti ama, var. Ama diğer taraftan bir diğer mesele var, onu açıkça söylüyor evet, burada. Evet. O da nedir? Malatya'da... O alakadarların evet. içinde yer alan bir grupta bu büyük doğucular. Evet. Demek ki başka evet. gruplarda ya da başka arkadaşlar da var demek. Evet. Oradan onu anlıyoruz. Onların bir kısmı yani hususi söylenmiş, üstattan bir cevap beklendiği anlaşılıyor. Evet. Evet. Belki şifahi bir cevap gene. Evet, aynen öyle. Muhtemelen. Evet, şifayı söylenecek şifayı cevap. İlaveten, evet. Burada bir vurguladığı bir nokta. Malatya'da demek ki ciddi bir şekilde Necip Fazıl'ın o zaman Büyük Doğu Mecmuası. Mecmuası var. Değil mi? Onun ciddi bir okuyucu kitlesi var. Bunu evet, anlıyoruz. O dönemde. Zaten sonra belli hadiseler var. O dönemde var iki tane. Evet. Bir Sebil Reşat, bir de Büyük Doğu. Evet. Bu manada bu camianın nitelikli evet. yayını şeklinde ki üstadın evet. da Büyük Doğu'da bir kısım evet. Üstad'la ilgili haberler ve makaleler evet, ikisinde de çıkıyor. Evet. Her ikisinde de. Şimdi olay ne? Bir kere Büyük Doğucular ne yapmışlar? Hulusi abi, Bediüzzaman'ın bir talebesi olarak
Yani orada onlarla da bir muhatabiyeti olmuş. Bir kere onlar sen de bize katıl demişler. Evet. Teklif bu. Buradan evet, anladık. Yani Bediüzzaman'ın bir talebesine, bir nur talebesine büyük doğucular demişler ki beraber çalışalım, sen de bize katıl. Evet. Bir kere Hulusi abinin birinci sorusu bana manidar geldi. Çok harika. Yani, katılırım katılmam değil. Değil. Kimsiniz siz? Yani sizin onun şeyi var. Evet yani kimsiniz derken şu manaya, kimsiniz böyle sorun ne diyor? Büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür? Evet. Yani bu yaptığınız, okuyorsunuz, anlatıyorsunuz, konferanstır, şudur budur, bunun neticesinde bir şey. Yani siyasete dönük bir çaba ve gayret çaba, var. Hedef ve beklentiniz var mı? Evet. Bir iktidar meselesi var mı bu var işin mı? İçinde? Var. Tam soru bu. Yani büyük doğuculuk siyasi bir teşekkül müdür diye sordum diyor önce. Evet. Onlar da evet dediler. Evet dediler diyor. Bunun üzerine Hulusi abi ne diyor? İşte şimdi başlıyor. Bence peki bunu uyarlayabilir miyiz? Başka bir şeye davet ediyorlar bizi. Bugüne uyarlıyorum ben. Bu bir parti olabilir. Bu bir ne bileyim siyasetle temas eden bir tırnak içinde sivil toplum oluşumu aslında. Fakat siyasi ayağı var. Yani bir siyasi A veya B siyasi eğilimin sivil toplum organı şeklinde çalışıyor. Veya bir gene bir gazete, bir yayın olabilir. Bir televizyon olabilir vesaire. Hepsini uyarlayabilir miyiz buraya? Hepsini uyarlayabiliriz. Yani bizim yani beraber çalışalım dediklerinde nur talebesi olarak yapacağımız öncelikli şey nedir? Değil mi? Hulusi abinin yaptığını yapmak. Bir kere evet nedir? Siyasi bir teşekkür müsünüz? Siyasi bir maksadınız, hedefiniz evet. Var mı, yok mu? Önce bunu bir öğrenelim. Evet. Var mı? Var. Evet dediler. Bizim diyeceğimiz mesele nedir? Yalnız imani ve Kur'an'ı mesaildeki müşkillerinizi ve izahını arzu ettiğiniz noktalar. Risale-i Nur'un yardımıyla halle çalışırım. Yani ben sizi reddetmiyorum ama siyaset noktasında sizinle beraber değilim. Hareket etmem. Evet. Yani ben siyasetçi değilim çünkü. Evet. Ve bizim siyasi bir hedefimiz yok. Çok güzel. Ama bir taraftan siz mümin, Müslüman insanlarsınız. Evet. Yani burada düşmanımız değilsiniz, rakibimiz değilsiniz. Çok ama güzel. Bizim iştigal alanımızın içerisinde siyasi bir sonuca ulaşmak yok. Çok güzel. Dolayısıyla bu noktada biz sizinle beraber hareket ediyoruz. Daha önce bir mektubu var değil mi üstadın? Yani Büyük Doğu ve Sebil-i Reşat için dediği. Evet. Değil mi? Emirdağ 1'deydi değil mi o evet, mektup? Evet. Emirdağ'da yine. Evet. Biz onlarla dostuz ve kardeşiz. Evet. Fakat siyaset noktasında değil, değil diyor üstad. Onun bir uyarlaması burada. Tamam. Bir tatbikatı evet. Var. Evet. Ne diyor? Nedir? Siz kendi tarzınızda devam edersiniz vazifeye. Burada nedir? Bize düşen? Ne bileyim imani bir mesele oldu. Kur'an'ı bir mesele oldu. Yani bununla ilgili bir nasıl çözülür, ne yaparız, nasıl anlaşılır, nasıl cevap verilir? Orada bana yani müracaat edebilirsiniz. Evet, orada ben size elimden geldiğince Risale-i Nur'dan anladığım kadarıyla ben size yardımcı olmaya çalışırım. Çok güzel. Ama benim sizinle temas noktam imani ve Kur'ani mesaildir. Meselelerdir. Evet. Yani siyaset işin içine girdiğinde orada ben size katılamam. Oradan da bana yardım beklemeyin. Yani ne bileyim şöyle bir mitingimiz var. Bir nasıl bir pankart hazırlayalım. Beraber müzakere edelim. Kusura bakmayın. Ya da böyle evet. Bir tanıtım toplantımız evet. Var. Evet. Orada bulunur musunuz? Evet. Veya siyasi muhtar şöyle bir konferansımız var. Sizde bir şöyle bir 10 dakika bir konuşsanız. Uyarlayıp uzatabiliriz herhalde değil mi? Çok güzel. Yani bilmiyorum. Açıyor muyum? Uzattıkça yaralarımız deşilsin. Evet. Hakikat yani Metin evet. Abi. Ya bilmiyorum programın şeyi itibariyle hakikaten bir realite bu. Maalesef. İşte şu ölçüde duramamanın getirdiği bir sıkıntı var. Şu paragraf yani. Bence evet. Bütün zamanların nur talebelerini Hulusi abi üzerinden bir ders. Evet. Yani bu ister parti olur, ister neticede
siyaseti bir çerçeve olarak belirleyen, hedefte hani siyasetle temas ve bir iktidar hedefi olan herhangi bir oluşum, işte sivil toplum, sivil toplum kuruluşu, altında. Şu bu filan ne olursa olsun, illa parti olması şart değil. Temasımızın düzeyi ne olur, ne şekilde olur, üslubumuz ne şekilde olur? Onlarla temasta hem usul, hem üslup, hem de esas itibarıyla bence bu işin çerçevesi ortaya konuluyor kanaatindeyim. Tam bu. Şu kısa cümlede onun özü, özeti, esası verilmiş. Yani biz, buna da uyamıyorsak bu bir mihenktir, bir ölçüdür. Nur'un ilk talebesi Hulusi Yahya Gül'ün bu tavrı bir mihenk ve ölçüdür. Burada yer almakla bu mektupta bize derstir. Aynen. Siyasi bir teşekkülüm. Ben Nur talebesi olarak içinde olmam, olamam. Ama rakip ve düşman da değiliz size. Tabii. Hatta bir temas, içerisinde elbette oluruz. Tamam. Ama benim size yardımım imani ve Kur'ani meselelerde varsa bir tıkanıklığınız, bir müşkiliniz ve izah ihtiyacı hissettiğiniz bir mesele, orada Risale-i Nur'un yardımıyla size yardımcı olmaya, çözümde yardımcı olmaya çalışmaktır. Benim odaklanacağım nokta şudur ki zaten devamda söylüyorum. Benim mesleğim, değil mi? Evet. İhtiyar ve şuurum taalluk etmeden Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir. Çok güzel. Yani burada şu derken, ihtiyar ve şuurum taalluk etmeden derken, hani ben bunu bir lütfu ilahi olarak görüyorum. Hani böyle bir hizmete sevk edilmiş olmayı, başka bir dizi seçenek içerisinden seçtiğim yolun, mesleğin bu olmasını, değil mi? Doğru mu anlıyorum? İhtiyar ve şuurum taalluk etmeden derken. Evet. İstihdam ol diyorum çünkü bir yukarıda ben o bunu mana... bir lütfu ilahi olarak görüyorum. Evet. Ve dolayısıyla bu mesleği bırakıp iman ve Risale-i Nur'la olan o iman ve Kur'an hizmeti mesleğini bırakıp sizin o geniş dairede siyasete taalluk eden çalışmanıza katılmayı Allah'ın sunduğu bir ikramı, lütfu elinin tersiyle itmek gibi görürüm. Manası bu cümlenin içinde var değil mi? Tam. Çünkü önceki mektuplar ve bütün Risale-i Nur'daki mektuplar açısından baksak ki hakikaten 28 numaralı mektup Emirdağ layıkası bir de çok çarpıcı. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife nedir dense imani ve Kur'ani mesaildeki müşkilleri hal vazifesi. Ve izah. Şu kainatın en büyük, en muazzam mesailinden daha büyüktür. Evet. Yani bu mesele var iken diğer meselelere bakmak, asli meseleye ve işte o Cenab-ı Hakk'ın ikramına ve ihsanına Allah muhafaza, gayretullah'a dokunacak kadar uzayacak bir zincirde bir sapmayı ve hata etmeyi ifade eder. Evet. Hakikaten Allah ebeden razı olsun. Evet. Benim mesleğim ihtiyar ve şuurum taalluk etmeden Risale-i dairesinde istihdamdan ibarettir. Evet. İman ve Kur'an meselelerinize hemfikirinizim. Ayrılığımız, gayrılığımız bu anlamda yok. Evet. İman ve Kur'an meselesinde müttefikiz. Evet. Hemfikirinizim. Fakat siyasetle iştigal edemem. Evet. Sakın ha benimle olan bu ilişkiniz ve irtibatınızda siyasetinize, siyasi hedef ve maksadınıza ben alet olamam. Veya dahil olmam. Dahil olmam. Evet. Mealinde cevap verdim diyor. Evet. Mealinde cevap verdim. Yalnız bu zümreden nurlarla alakadar olanlar var. Onların el ele vererek hem eserleri okumalarını ve anlayamadıkları yerleri sormalarını, Kur'an'ı hatta öğrenmeye gayret etmelerini rica ettim. Evet. Muhteşem. Malatya, Urfa, Antep'tekileri eserleri edinmeye ve alakalarını arttırmaya acizane yazılarımla teşvik etmek değil, irtibatımı koparmış değilim bu manada. Evet. Şimdilik mesela Nuriyem böyledir. Yani siyasetle hem münasebetin, siyasetle yani uğraşan siyasetle insan... derken doğrudan siyaset, parti veya dolaylı siyaset, işte siyasetle teması olan bir takım oluşumlar, kuruluşlar vesaire. Ve ilişkinin yöntem ve usulü. Bundan daha güzel nasıl olabilir? Evet. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamd ve şükür olsun ki hesapsız kusurlarımla beraber bu Kur'ani ve imani hizmette istihdama layık görmüştür. Elbette mübarek ve müşfik üstadımın duaları bereketiyle Zümre-i Nuriye'nin aciz bir ferdi olmakla
olmakta devam ve öylece Livaül Hamd aleyhissalatü vesselam tahtında toplananlardan olurum. Tekrar tekrar mübarek ellerinizi kemal-i tazimle takviyle eyler. Alakadar kardeşlerimin de selam, dua ve hürmetle ihtiramlarını arz ederim. Muhitinizdeki maddeten ve manen yakın bütün arkadaşlara arz ve ihtiram eylerim. Erhamur Rahimin olan Rabbimizden daimi niyazım, aziz, muhterem ve müşfik üstadımdan ebediyen razı olsun ve bütün maksadını hasıl eylesin. Amin. El-Baki, Huvel-Baki, El-Hubbu Fillah, Muhibbi Muhlisiniz, Hulusi, Allah ondan ebeden Şimdi razı olsun. Şimdi mektup hem içeriği, özellikle o siyasetle temas noktası paragraftaki hani içeriği itibarıyla, oradaki usul, ölçü itibarıyla son derece öğretici bir mektup. Hem de genel olarak üslup. Evet. Üslup itibarıyla ve de üstada hani yazılmışken etrafındaki kimseyi, değil mi? Unutmadan. Asla. Hepsinin hatırını da hani gözeterek yazılmış itibarı olması itibarıyla. Nasıl hani? Yani bazen böyle yaşıyoruz ya, bir çevrede mesela biri gelmiş, daha mübarek, muhterem biri. Yanındaki diğer insanlar da insan. Onlar da mümin kardeşlerimiz veya büyüklerimiz. Değil mi? Bu unutulabiliyor bazen. Yani evet. Daha böyle öne çıkan, daha değil veya şöhretlinin yanında. Burada ise üstada olan hürmetini son derece güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, değil mi? Yanında, yakınında, onun hizmetinde bulunan hiç kimsenin de hakkını, hukukunu, hatırını zayi etmeden bence bir nezaket ve adab dersi de veriyor. Bir Bence vefa örneği. En sonunda da el-hubbu fillah, muhibbi muhlisiniz derken, Allah'tan gayrı herkes ne için sevilir? Manay ismiyle değil. Manay harfiyle sevilir. Allah için sevilir. Burada da bunu ifade ediyor. Ben sizi manayı harfiyle seviyorum. Yani Allah için seviyorum. Allah'ın dinine, kitabına olan hizmetiniz dolayısıyla seviyorum. Bunu da o, yani muhabbette ölçü nedir? Onu da son ifadesiyle bence yine çok veciz bir şekilde göstermiş. Allah ebeden razı olsun. Amin. Allah onlara hakikaten ebedi saadet nasip etsin. Amin. Bizi ve bütün izleyenleri de onlara arkadaş ve etsin. Ve şu dua dediği gibi, inşallah Allah hepimizi, bütün müminleri, ne bileyim, peygamberimizin sancağını, değil mi? Livaül Hamd'ın evet altında buluşanlardan eylesin inşallah. Amin inşallah. Sevgili dostlar, bugün Emirdağ Laikası'ndan bir mektup okuduk. Emirdağ Laikası'nın ikinci cildinden 91 numaralı mektup. Bediüzzaman'dan bir mektup değil, Bediüzzaman'a bir mektup okuduk. Nur'un birinci talebesi Hulusi Yahyagil'den. Evet, Bediüzzaman'ın talebesi nasıl mektup yazar, nasıl bir üslupla mektup yazar, nasıl konuşur, nasıl davranır, onun da adabını, ölçüsünü, dersini inşallah almış olduk. Haftaya başka bir mektupta görüşmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.